love what we do here, please consider backing us on Patreon. And please take a second and click the thumbs up. It really helps us out. Some faces were just made for tape. This is one of them. Yalnız Macide, şöyle bir bakıyorum. Çok da dikkatli bakmama gerek kalmadan. Ya yardım edin! Ayanı görüyorum resmen. Ben de görüyorum. Haklısın. Yani ağzı burnun aynı Ayhan. İnan ki. Çalışmaya gitmeden hemen Banu sana hamile kalmış mı? Kalmış. Bunu tabii Ayhan'a söylememiş. Ayhan bunu sonra bir süre... Planı anlattın, ben delirdin sandım. İşlemez bu dedim ama işledi resmen. Kurtulduk herhalde. Öyle görünüyor. Tarıyor, bakıyor. Ortalıklarda Banu yok. Ne bir adres bırakmış, ne bir telefon bırakmış. Bulmak mümkün değil. Öyle, sonra da ulaşamayınca. Eyvallah, parayı getirdiler. Asıl film daha yeni başlayacak. And the KK continues here with the 6 degrees of Turkish separation. Things are getting a little more complex. Not a continuation necessarily, even though these scenes do take place after 288, which you need to watch episode 288 if you have not yet. Please give it a thumbs up. It's coming close to 1,000 likes. But I have done my best to try and make our favorite baklava kidnapper, who I'm paying some tribute to here, trying to make him look even worse. Don't really know if he's responsible for Kader's second kidnapping here. Who knows, but it kind of looks like he is. Let's dive in. Teşekkür ediyorum. Gün içerisinde de paranı gönderiyorum. Tamam, tamam. Tamam, sağ olasın. Serdar, burada. Kızlar için biraz daha inandırıcı olsun diye hazırladım. Karnım acıktı, bir şeyler yapacağım, ister misin? Sen şimdi karnını falan boş ver, otur. Güzel haberlerim var sana. Ne oldu? Şimdi haberi geldi. Ya geçsin sen. Sana nasıl yaptın? Aslında tamirimden kolay oldu. Pardon bacım, bakar mısın? Eyvallah. Sedef, o ablası olacak kız var ya.
Hadi belki de beni affeder. Ben gidip yapayım. Sen gel. Alo. Alo Songül. Kader ben. Kader? Naber Sevinç? İyiyim sen? Kadir Bey'imizin selamını getirdim. Kızlar için biraz daha inandırıcı olsun diye hazırladım. Bu da kart vizitin. Ne getirdin? Şu kız abi. Seher'in kızıyla gelmişlerdi pavyona. Gelmek istedi. Gel gel. Ne var bunda? Yemin ediyorum zeytinyağı gibisin. Ya kızım en önemlisi senin yüzünden bebeğimi kaybediyordum ben. Hayır Meli'yi uyandıracaksınız şimdi. Sakın sakın karışma. Taşmalım var mı lan etrafta? Ne Murat? Baksana Murat. Söz namustur. Kadir abiniz kuru kuru selam göndermemiş. Acaba sözünü tutacak mı diye ama. Ya ben Murat'ı gördüm. Kader! Bir tane adam çocuğu götürmeye çalışıyor. Şu yol farkındayız. Hemen gelmen lazım. Kader! Ya kapıcı götürüyor çocuğu. Kader! İstifa mı? Fatih ara dedi ya. Hesap kapandı. Şu kapı götür. Nereye götürüyorsunuz çocuğu? Kader abla. Hırsız bu ya. Sen gir bakayım nereye giriyorsun sen? Usludur yoksa sıkarım kafana. Ya abi ben bir şey yapmadım ki. Teşkilattakiler salak değil. Kadir'e yardım ettiğim ortaya çıkacaktı. Sonra... Bırak arkadaşımı. Bıraksana. Bırak. Bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Ya bırak. Bırak ya. Bırak ne yapıyorsun ya? Bastım istifayı çektim çıktım. Vah vah. Bırak ya! Bırak, ne yapıyorsun ya? Kesin sesinizi! Bırak bizi, ne istiyorsun bizden? Şimdi ben seni... Ya ne yapıyorsun? Ben 5 kere emekli olsaydım. Bak sen, Kadir abinin söylediği kadar... Bırak ya! Bırak, ne yapıyorsun ya? Bırak! Ya bırak, hamile! Lan kes sesini yok. Kadir abi ne diyormuş hakkında? Kötü bir şey demedi. Sesini yoksa seni gebertirim. Hem zaten kafan çalışmasa bizle iş yapar mıydı? Yani. Abi
bizim işte biraz sıkıntı çıktı. Kızım ellerimizi çöz. Dışarı çıksak kaçamayız ki. Aldı o şerefsiz. Ondan sonra biz onu evden araklamıştı. Kısa kes, ne oldu? Kaçacaklar son gün. Suatcığım sen de kaçacaksın, tamam mı? Delirdin herhalde kadar. Senin psikopatlarla burada yalnız bırakıp kaçacak değilim. Sen hamilesin, tabii ki de kaçacak. Bir yardım bulursun falan işte, polise gider. O sırada evin sahibi kız ortaya çıktı. Yanında da bir kız daha var. Ben de bunları arabaya tıktım. Bilmediğimiz bir hangardayız. Ya seni bulamaz. Sinir misin? Arkadaşlarla ava çıktığımızda kullandığımız bir kulübe var. Oranın sahibini aradım. Ava çıkacağım dedim. Buyur kullan, senindir dedi. Ben de Kadir'i oraya yerleştirdim. Ulan Kadir, burada olmasak sana bir tane çakardım. Peki kardeşi, soru mu bu? Ya abi ben bir şey yapmadım ki. İmdat! İmdat bırakın beni, bırakın! Ya bırakın beni, kimse yapma! Bırakın! Kimse yapma, imdat! Bırak! Bırak dedim sana! Ya aşkım benim. Ben artık öldürürüm. Sus! Vallahi bir anda çıktılar. İyi yaptın. Aferin gerizekalı. Tamam kardeşim. Ya Kadir? Bence ben gizleneyim. Hoş geldiniz amirim. Çok beklettin mi? Bir şeyden korktuğum yok. İstifanı basmadın mı? Neyden korkuyorsun Ali? Tamam. Ya tamam. Telefonu. Ya bırak, ya bırak. Alo. Meral. Ananı ver telefona. Meral'i bul. Anası buraya gelecek. Duydun mu lan? Abbas istiyor seni diyeceksin. Eylül. Sakın haber verme. Geri gelmesinler Eylül, sakın. Senin için zor bir gün oldu. Silahın rozetini teslim. Nasıl ne yapalım gerizekalı? Kim var orada? Göster kendini. Mecburen biletleri kesilecek. Başka çaremiz yok. Kadir Şeref'in tek çocuğu. Vuracağız ya. Yani. Çocuklar mı? Thank you.
çocuk mu? Ne oldu? Canım. Hadi yürü o zaman. Çok dikkatli olman lazım. Merak etmeyin abi. Bir saniye. Çakır. Patırtı yapmayın. Efendim? Fadik. Bulabildiniz mi derken amirim? Kader seni aramadı mı? Sen şu kızları odaya geliyorum. Tamamdır. Silah var zannettim. Aç 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 hadi. Aç şu telefonu kadar. Ne açıyorsun? Geç şöyle. Yap bir daha. Sen de geç şöyle. Ya bırak beni ya bırak! Bırak beni bırak! Bırak! Gelecek lan! Ne fahasına olursa olsun buraya gelecek! Anladın mı lan? Gebertirim bu kızı! Bir sus. Çok mu film seyrediyorsun sen ha? Saçım laf ya. Bırak bizi. Ha oldu bırakayım. Bu tarafa gideceğim ya. Bu ne? Falan diyorlar buna. Anlıyor musun? Bunu da sana da ya. Otur ya şuraya. Tamam ittirme otur. Ya. Oturacağım bırak. Thank you.
Meral'i bul. Anası buraya gelecek. Duydun mu lan? Abbas istiyor seni diyeceksin. Kime üstünler kayıp diye? Ben de kendimi savunmak için silaha davrandım. Kapa çeneni. Hayvan herif. Emniyete anlatırsın. Ulan senin gözlerine uyarım. Suçsuzum ben. Söyleyeceksin nerede? Nerede lan? Nerede Songül? Hocam bırak. Bana bak lan. Bana bak. Kaç şu saniye. Bırak kız buraya. Kaç. Bırak. Çakın. Alo, Feride Hanım. Benim, ben Songül. Songül! Songül iyi misin? Çakır neredesin lan? Kız kaçıyor. Kader. Tamam hadi kapatın, gelince anlatırım ayrıntıları. Bana ver, bana ver. Tamam, tamam. Bak Kader sesini duymak istiyor, veriyorum. Ver, ver. Ya Songül. İyisinim bak, doğruyu söyle. Tamam tamam. Gelince anlatacağım hadi. Hadi öptüm. Çakır neredesin lan? Bırak. Daire mi çizmişim ben? Hay Allah ya. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? La kahretsin. Tamam kapat, kapat. Kader! Songül. Tam boşaltmışlardır. Belki başka deliller buluruz. Belanızı versin sizi! Nelerle uğraştırıyorsunuz beni? Bitir lan sen de şu kızın işini. Konuşuyorsun. Git ormanda bir yerde gebert. Hadi sen oğlum! Önünden bağlamışsınız kızı. Arkadan mı?
Ayrılmayacaktım oradan. Ne kadar salam ya. Korkak gibi kaçtım. Anlıyor musun? Bunu da sana da ya. Otur ya şuraya. Tamam ittirme ya. Otur. Oturacağım bırak. Robot resimlerini çizdirebilirsin. Yani tabii elimden ne geliyorsa yaparım. Alo Fadik. Sana bir plaka 52. 34 PA. Komiserim. Fadik soru sorma. Şu istifanızı geri çekseniz. Ya Fadik. Bir sorun mu var? Ya yok, öyle arkadaşımla tartıştım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Efendim? Ya ben Murat'ı gördüm. Neden? Hadi gel geçelim. Gel. Dediğimi yapar mısın? Tamam tamam. Merak ettim ama. Çok. Komiserim siz elinizden geleni yaptınız. O it benim yüzümden kaçtı. Aylardır bu adamın peşindeydik. Ali! Bir tane kız kaçtı birazdan. Hadi sen uza, ben de çocukları toparlayıp gideceğim. Allah kahretsin. En güvendiğim insan sendin. Her şeyi berbat ettin. Tamam.
Allah'tan iyi nişancı değilim ya. Evet, az kalsın çocuk katili oluyormuşsunuz. Zannettim dedim. Bunları böyle ufak ufak not aldınız değil mi? Hı hı. Güzel. Neyse. Neyse yakışıklı. Şimdi uyku vakti, tamam mı? Hadi iyi geceler. Gerek yok. Bir de kararlarını mı sorguluyorsun? Komiserim sen. Sen karışma Fedik. Burada seni artık kimse duyamaz. Meral'le Arkan'ın konuştuğunu öğrenince bu kadarı çıkarttım oradan. Broşürler var. Kızlar için biraz daha inandırıcı olsun diye hazırladım. Bu da kart vizitin. İstediğin kadar var bu. İmdat! Sus! Abi sen... Yok mu daha, 18 yaşındayım? Dön arkana, dön! İmdat!
Seni vurmazsan beni yaşatmazlar burada. Çık. Sakın korkma. Sakın. Çık. Bak ben şu anda gelemem. Kader! İstifa mı? Fatih aradı diyor. Hala bizi komiser sanıyorlar. Murat! İstifa yapma. Seni eve götürüyoruz. Paketli. Anladım, ne yapacağım lan? Abi ben hırsızlık yapamam. Sen yapmayacaksın zaten. Eve girip bize kapıyı açacaksın hepsi olur. Burada seni artık kimse duyamaz. Ben ne yapacağım peki siz olmadan? Hoşça kal. İmdat! Kimse sizlere desteklenmiyor. Öyle düşün. Ya bu hikayenin kanaması bu yani. Bunun etrafını sen süsleyeceksin artık. Tamam. Tamam hadi gel. Teşekkür ederim. Kader biraz daha iyi misin? Ateşini görebildin mi? Hadi kızları kandırdım diyelim. Yurt yönetimi böyle iki broşürle kartvizitle nasıl ikna olur? Olmaz. Onun için de bu belgeyi vereceksin. Yok göremedim. Zaten ses uzaktan geldi. Allah belanı versin Macide. Her şeyin içine ettin.
uzaktan tek kurşunla işini bitirebildiğine göre... Beraber kurtulacağız buradan. Tamam. Tamam. Ya tamam. Sağ ol Güney ya, ben hiç düşünememiştim. Hiç boşuna debelenme aşkım. Çok sıkı bağladım elini ayağını. Güney, niye beni delirtmeye çalışıyorsun ya? Yardımcı olabilirsek ne mutlu Fatih komiserim. Yani bu ara çok... Bu ara çok Sherlock Holmes izliyorum da. Ya kızın işine karışmasam. Benim bir suçum yok. Yardımcı oluyorum ya. Fatih, peki Murat? Henüz bulamadık ama bulacağız, merak etme sen. Ama o da alışsın canım. Sonuçta anasının aksiyonu. Ben de tık yok gerçekten. Komiserim, bir bakar mısınız? Songül, sivil hayat nasıl gidiyor komiserim? Islak imzalı bildirim kağıdı. Feride Hanım bunu görünce senin dernekten geldiğinde kesin inanacak ama hani velev ki inanmadı. Kafasında bazı soru işaretleri var. Birini aramak istiyor. Ay böyle Ali demek de bir tuhaf geldi şu an. Anlamadım. Ha, o mevzu. Orada da sen birini bulacaksın. Onunla konuşacak. Anlaşıldı. Güzel. Ya serserinin teki az daha bir kadıncağızı eziyordu. Gittim konuştum. Anlayacağım. Şimdi onlar özel yurda gidince ne olacak? Ne olacak? Dediğimi anladınız değil mi Semih Bey? Zaten gayet kolay. Songül'ü işten çıkartacaksınız. Durduk yerde ne diye günaha gireyim? Pardon bacım, bakar mısın? Ali komiser burada mı oturuyor? Evet, üst katta. Kadir Bey'imizin selamını getirdik. Size takdim edeyim zarfı. İçine bir bakın. Bir daha düşünün. Bir sürü işim var, bir de seninle uğraşamam. Kardeşimi içeceğim, bırak ya. Bırak. Oğlum. Murat bu. Ne Murat'ı? Kadir Bey'imiz için söz namustur. Kadir abiniz kuru kuru selam göndermemiş. Acaba sözünü tutacak mı diye ama. Bravo. Doğru karar. Şaka yapıyorsun herhalde. Şimdi hamile kız o kadar saat boyunca ayakta, bir de çalıştığı yeri de gördüm. Ay. Ya valla ben hiçbir iyi tarafından bakamıyorum. Şu anda benim gidip kızları aramam lazım. Daire mi çizmişim ben? Aslında dahası var da onu da arkadaşların anlatır artık.
böyle şeylere alışkın değiller. Ondan oluyor. And I love those Turkish transition scenes showing probably Istanbul, I think. I love those. Probably one of my favorite things about editing some of these Turkish episodes is getting to see that awesome scenery. Really cool stuff. So, I guess technically we set a cold open record, but do flashbacks really count? I don't know. I mean, I guess they do. Probably not, though, because episode 300 is going to smash all of that. So, we had two damsels here. Obviously, the secondary damsel does not get the gag, sadly. And if you recall, in episode 288, I asked for her to. I said, boy, you know, I wish she would get it. Here, listen for yourself. Miss Cater, who will be back later on down the road, for sure. It is just a shame that all of the rest of the orphan babes do not get the treatment like this one. Ölüm kalım meselesi bir dakika müsaade et ne olur anlamıyor musun? Kardeşimizi yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Kızlar ne oluyor ya? Ne oluyor? But what can you do? I mean, that's just the way it is. Something you gotta take what you can get. Yeah, I wanted her to get it back then, and so it didn't happen again. Only partial treatment. So I looked the actress up. And sure enough, I already knew a scene she was in from her teenage years about 10 years earlier. And it is an excellent scene, and I actually was looking for it for a very long time, and I was so surprised to find out it was her after the fact. But she will get the duct gag here one day, so that is a promise. So that is something to look forward to. Yeah, she's a DID veteran. And that is, she actually has more than one scene in that show, but we may never show both of them. The ones I don't think is very good. Yeah, so now I will dive in a little bit and talk a little bit more about what we just saw. So let's go to the commentary. And obviously, paying tribute to one of my all-time favorite kidnappers here. Scene comparison, so this new Turkish cycle compared to the original one, if I was going to compare this to anything, I guess I would compare this to episode 286, the Valley of Wolves ambush scene, because they are both transportation scenes. If I was going to give an edge to one of them, I think I would probably say this is a little better. I mean, you do have two damsels for a while, even if it's not full treatment. So I would say that 297 gets the win over 286. And I did not say conclusively last time, but Aslan's Odyssey Part 2 does get the win over Part 1. So technically, we got 2-0 here so far for the new Turkish cycle. However, the original one will probably get on the board soon. Yeah, so, you know, as far as this goes, it's a missed opportunity more than anything, isn't it? It's decent stuff, but when you're talking about having those two talents in the van together, and that's all you get, like, when that van scene started, you should have been able to, like, see their hands tied behind their backs, and then they should have got mouthy, and then got the duck gags on screen in the van. That could have been awesome if they both would have got it in the van. And then they could have, like, gotten out of it when they were left in the van and then had their little kissy moment and then kind of put the bondage back on, like, not, like, fakely put it back on, put their hands behind their back, and maybe just put the tape back on just so it looked like they had an escape. And then everything else that happened could have happened the way it did, because after that it's not too bad, but it's just such a missed opportunity. And it just makes you think, like, what could have been. I mean, this could have been an all-time great scene. This could have been one for the record books. Instead, it's your second scene here of the cycle, as opposed to being four or possibly even five, because this could have been awesome.
But the shining point of all of this, it's still this kidnapper. This guy is so awesome. And some things he does during this. So he destroys this boombox here. He even like taunts this lady, like he's laying in the bed with Kader and he laughs at her, like, while, like, he's just such a troll. Watch this. Like, I don't even know what else to say. I mean, the guy is just, he's such a sleaze. He's just awesome. Everything about him is top notch. Love this guy. Also, there's this part with Sunjul, the secondary damsel. This is the same episode 103, when it's over. They're like remodeling a house and they have her tied to a chair. Sabun diyorum versene. That's interesting. Again, still no gag for her. It's like they're intentionally taunting you. But yeah, so this is good stuff, not great stuff. But as I mentioned, Sanjul will be back for sure in a really good scene. And yeah, I don't know if we'll ever see Kader again, but she's awesome. So she will live on in infamy on this program. But that's what we got there. So back to the TV. So that concludes Orphan Flowers for now. Does the show have more scenes? Yes, it does. It actually has 3 full treatment scenes earlier on in the show, not too long before this. They all involve like a transparent packing tape. So I was wrong. When I did that callback to the commentary in episode 288, when I think I said the show didn't have any more scenes or any good scenes, it actually does have a few good scenes that maybe one day will be here. Speaking of, man, I got a crush on this girl. Yeah, Fiddick. Man, she is cute. I really like her. And I tried to look her up, and I can't find any evidence of her having a scene. Which is unfortunate. This episode is only a few years old, so she still looks good, I'm sure. Fingers crossed. She's awesome. So just kind of to recap that. It's a good, solid transportation scene. It's not phenomenal. Could have been, again, missed opportunity for sure. Your next episode, 298, which I already made before I made this episode, which I shouldn't have done, but I didn't anticipate this one being so complex, even though it has complexities in the title. Dummy me. But, 298 is 2 new scenes, another continuation, using a callback, just like this. Oh, one thing about this, I did use a callback to a previous really early episode with Sanjul getting abducted in the van. So she gets that hand gag, and it shows like her having flashbacks of it in this. So I hope this doesn't confuse you too much. Obviously, you know, there's a lot of moving parts here, pretty complex stuff. So hope you just enjoyed it, and hope it made sense to you, and I hope this dude looks bad, because that was the intention. I love him, though. So that's what we got here. We're moving on to a complicated custom love story, and then a unique Turkish scene from a Turkish movie, and then Aslan's Odyssey Part 3. So that is exciting stuff, and I will see you guys then. Değil mi? Allah senin belanı versin. Geç ulan geç, bin arabaya. Ne?
İstediğin kadar bağır. Burada seni artık kimse duyamaz. İstediğin kadar bağır. Burada seni artık kimse duyamaz. Süper. What story did you think that I was trying to tell with this customized edit? Let me know in the comments.